Gülümsüyoruz. Çekiyoruz. Evet, dediğiniz gibi yarım kaldı gibi oldu birazcık olimpiyatlarda ama dediğiniz gibi çok yoğun bir dönemden geçiyoruz şu an. Önce Milletler Ligi'ni oynadık, daha sonra dünyanın en büyük turnuvası olan olimpiyatlara gittik. Orada maalesef istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Ama şimdi onu geride bırakıp asıl önümüzdeki hedefimiz olan Avrupa Şampiyonası'na odaklanmamız gerekiyor. Grubumuzdaki maçlarda adım adım ilerleyeceğiz. Dediğimiz gibi hiçbir takımı hafife almadan ilerlememiz gerekiyor zaten. Ve Güney Kore maçında da bence dersimizi aldık. Hem iyi anlamda hem kötü anlamda. Ama dediğim gibi tek bir hedefimiz var şu an, Avrupa Şampiyonası'nı en iyi şekilde başlayıp en iyi şekilde bitirmek ve eminim ki bunu takım olarak başaracağız. Çünkü olimpiyatlarda gerçekten çok büyük tecrübe edindiğimizi düşünüyorum. Gruplarda çok güzel mücadele ettik, çok güzel savaştık ama maalesef çeyrek finalde istediğimiz gibi oynayamadık. Ama bence bu hepimize çok güzel bir tecrübe oldu ve bunu Avrupa Şampiyonası'nda kullanacağımızı düşünüyorum. Ha, ilk tüylerim diken diken oldu dürüst olmak gerekirse, çünkü gerçekten bu her sporcunun hayalini kurduğu bir yerdir olimpiyatlar, yani sadece benim diyemem ama ilk hissettiğim, gerçekten çok heyecanlandım ve tüylerim diken diken oldu. Rusya maçında da ufak bir kaza yaşadım. Evet. Devam ettim. O anlarda neler düşündün? Ya ilk çarpıştığımızda önce bir şaşırdım, anlayamadım, hani ağzımdan bayağı kanlar geldi. Ama orada kendimi değil takımı düşünmem gerekiyordu ve ben de öyle yaptım Melia ile beraber. Arkadaşım dişleri kırıldı, hani bende çok kan aktı ama yani onun aslında durumu daha kötüydü benden. Yani sahada diş parçası aradık. Ama dediğim gibi takımım için her şeyi yaparım. Melia da aynı şekilde öyle. O yüzden devam ettik ama yani. Tabii ki mental olarak zorlandığımız zamanlar olmadı dersem yalan söylemiş olurum. Hepimiz bence mental anlamda, özellikle Güney Kore maçından sonra bayağı bir ağır hissettik kendimizi. Buna eminim yani, herkes, bütün staff, ekip olmak üzere. Ama hepimiz profesyonel oyuncularız. O yüzden tecrübe alıp sonraki maçlarda bunu göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve o yüzden de bence şu an mental olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü önümüzde çok güzel bir turnuva var. Evet, gönül isterdi ki çok daha buraya mutlu dönelim ülkemize. Ama bence şu anda biz çok büyük bir şey başarmış durumda olduğumuzu düşünüyorum. Evet, hani belki Güney Kore maçını alsak ilk dörde kalıyorduk ama dediğim gibi bu bir kriter değil. O yüzden bence hepimiz mental olarak oraya odaklanmış durumdayız. Ha, çok gururlandık açıkçası, çünkü bu çok önemli bir şeydi. Hem ülkemiz adına voleybolu bu kadar çok seyircinin izlemesi, ülkemizden bu kadar destek görmek, ilgi görmek bizi gerçekten çok mutlu etti. Çünkü gecenin üçünde uyanıp alarm kurup bizim maçımızı izleme normalde bu futbola olan bir şeydi ama biz bunu voleybolla başardık. O yüzden çok gururluyuz diyebilirim. Gerekiyse kameralar aldık. Kameralar, görüntü.